Selam, ben geldim. Ne haber, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım hepiniz için güzel bir gündür arkadaşlar. Bugün videonun başından da anlaşıldığı üzere doğum sabunla ilgili küçük küçük ipuçları vermeye geldim. Biraz gözlem yaptım, biraz suratımı da beklettim, ettim, bir şeyler yaptım. Bugün sizlerle bunları paylaşacağım. Hazırsanız videoya geçebiliriz. Sabunumuz şu şekilde bir kutunun içinde satılıyor. Mutlaka denk gelmişsinizdir. Hatta hepiniz, yani muhtemelen her biriniz bir kere olsun evinizde yer etmişsinizdir diye düşünüyorum. Bu sabunun iddia ettiği şöyle bir seçenek var ki içinde nemlendirici içerikli bir sabun ürettiğini söylüyor Dove'umuz. Bu da ne demek biliyor musunuz? Yani diğer bütün sabunlar cildimizi gergin ve pürüzsüz hale getirirler, bilirsiniz. Yani pürüzsüzlükten kastım bu gergin, gerilmiş o hissiyatı bilirsiniz. İşte bu sabun bunun etkisini göstermiyor diyor. İçerisinde nemlendirici de var diyor. Cildinizi kurutmuyor, sadece gerginleştirmiyor diyor. Hatta güzellik sabunu diye geçiyor. Şöyle de bir parantez açmak istiyorum. Güzel sabunumuza sadece bir hafta deneme süresi verdim arkadaşlar. 7 gün boyunca sadece bu sabunla temizledim yüzümü. Sabah ve akşam olmak üzere günde sadece 2 kere kullandım. Sadece La Roche'un temizleme jeliyle yüzümü temizliyordum. Fakat dediğim gibi, yani YouTube'a yazdığımda bu sabunla alakalı çok fazla Türk YouTuber'ların içerik üretmediğini fark ettim. Ben de o yüzden sizinle bu konu hakkında deneyimlerimi paylaşmak istedim. Bir hafta deneme süresi verdim arkadaşlar. Bir haftadır kullanıyorum. Yani sabah ve akşam olmak üzere sadece bu sabunla yüzümü temizliyorum. Ama ben ekstradan nemlendirici de kullanıyorum. O da La Roche'un nemlendiricisi. Hemen onu da gösterelim. İşte burada. Şöyle, bunu biliyorsunuz zaten. Tanışmak için yanında verilenlerden. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bir sabun olarak cildinizi gerçekten beyazlatıyor. Bence, yani benim gözlemim bu şekilde oldu. Tabii ki diğer şekillerde temizleniyor, ediniyor ama yüzünüz daha bir beyazlıyormuş gibi geldi. Düşünün, bu peynir suratım bir tık daha beyazlamış gibi hissediyorum. İkincisi, diğer sabunlar gibi çok fazla yüzünüzü germiyor arkadaşlar. Hatta nemlendirici bence kullanmasanız bile bu kadar fazla zararını görmezsiniz diye düşünüyorum. Ben sadece işte ekstra bakım olsun falan filan diye, yani cila niyetine nemlendirici kullanıyorum. Oysa ki sabunumuz gayet başarılı bir sabun. Ayrıca şöyle bir dipnot geçmek istiyorum. Benim şu tarafta yanak bölgemde bir sivilce çıkmıştı. Aşırı çekirdek tüketimimden dolayı şuramda böyle devasa bir sivilce çıkmıştı. Yani bu sabundan mıdır yoksa zaten geçeceğim vardı bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Sadece bunun sonucunda biraz gözlemlerimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, 2 günde indi. Yani sadece şişliği değil, içerisinde iltihap oluşuyor normalde o sivilcenin, biliyorsunuz. İltihabın bile oluşmasını engelledi. Bence bu da güzel bir şey. Yani sivilce veya akne problemi yaşayan arkadaşlar rahatlıkla kullanabilir diye düşünüyorum. Benim cildim karma bir cilt. Yani alın bölgem kuru. Şu yanak bölgelerim daha çok böyle yağlı bir hissiyatım var. 7 günde böyle sonuçlar aldım arkadaşlar. Aranızda kullananlarınız varsa lütfen aşağıda yorumlarda belirtin. Birlikte bilgi alışverişi yapalım. Böyle yeni ürünler denemeyi seviyorum, biliyorsunuz. Siz bana yardımcı olun. Ben de sizin istediğiniz ürünleri deneyeyim. Sonra gelip burada hep beraber konuşalım istiyorum. Kötü yanlarına gelecek olursak eğer, sabunla alakalı kötü hiçbir şey söyleyemem. Yani bir sabun olarak verebileceği en fazla şeyi verdi diye düşünüyorum. Sonuçta yani aşırı bir akne probleminiz varsa tabii ki bu sabun iyi gelmez. Ama cildinizde ekstra bir nemlilik hem de şöyle güzel bir ferahlama istiyorsanız gayet uygun fiyatlı bir ürün. Ben gratisten 6 TL'ye almıştım. Belki daha uygunları vardır, bilmiyorum. İndirimde falan değildi çünkü normal fiyat şeyiydi bu. Başka söyleyecek bir şeyim var mı? Sanırım yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.